Merhaba, Alternatif Radyo ve Edebiya YouTube kanalı için hazırladığımız programlardan birinde daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de bir konuğumuz var. AFAD Kütahya İl Müdürü Sayın Ahmet Ali Artun'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ahmet Ali Artun'la bugün elbette biz kendi uzmanlık alanını konuşacağız. Ve bu yılı özellikle konuşacağız. Sorularımız var kendisine. Dikkatle dinlerseniz hepimiz için güzel bir sonuç olacağını ben düşünüyorum. Önce sizi tanıyalım, sonrasında sorularımıza geçelim. Mustafa Bey, öncelikle Edebiya ve Alternatif Radyo dinleyenleriyle bizi buluşturma imkanı sağladığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de şahsım adına. Ahmet Ali Artun 16 Mart 1973 tarihinde Tavşanlı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Balıköy'de tamamladıktan sonra Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 2002 yılında Kütahya İl Sivil Savunma Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına adımını attı. 2009 yılında AFAD'a dönüşen bu kurumda 2012 yılından bu yana il müdürü olarak görev yapıyor. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Çok önemli bir kurum AFAD Türkiye için. Ben açılımını bir kez daha söyleyeyim. Afet ve Acil Durum Yönetimi. Zaten ismine baktığımızda da içimizin ürperdiğini ben hissediyorum. Ve çok önemli olduğunu da isminden de anlayabiliyoruz. Afet nedir? Önce bunu soralım. Hepimiz bir şekilde afet yaşadık. Fakat afet nedir? Sizin teknik tanımlarınızla ve ayrıntılarıyla bilirsek daha iyi olur. İçeriğine girdiğimizde ben yine de sorularımı iletirim. Şimdi yeni bir alanla ilgili bilgi edinirken o alanın terminolojisinde ifade edilen kavramlara bir göz atmak lazım. Evet. Bunlara hakim olmak lazım. Burada tehlike, risk gibi kavramlar nedir? Bunlar ne anlamı ifade eder? Aynı şeyleri mi ifade eder? Ayrışan yerleri var mıdır? Bunlara bakmak lazım. Yine kapasite nedir? Zarar görebilirlik nedir? Tanımladıktan sonra afetin tanımını yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dinleyenlerimize biz akademik bir tanımlama yapabiliriz bunlarla ama kafalarında oturmaz. Tam olarak bu konuda kafalarına oturabilmesi için bizim bunu bir örnek üzerinden dinleyenlerimize aktarmamız pratikte lazım. Pratikte faydası olacak şekilde yani. Tabii. Yani kavramları tam olarak izah edebileceğimiz bir örneklendirme yapalım. Malumunuz Haziran ayına bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Yaz dönemi başladı. Covid-19 pandemisi ile ilgili süreç başlamadan önce biz muhtemelen yaz tatili ile ilgili planlar eşiğindeydik şu anda. Ancak çok ciddi bir süreç yaşıyoruz. Bazı hazırlıklarımız bu anlamda öteleniyor, erteleniyor, iptal ediliyor. Şimdi bir görüntüyü hayal edelim. Yüzmeyi seviyoruz. Deniz kıyısında tatil geçirmeyi seviyoruz. Kendi hayata bakış açımıza göre bir ortam oluşturmuşuz ve deniz kenarındayız. Yüzmek için suya gireceğiz, denize gireceğiz. Ancak karşımızdaki manzara bizim suya girmemizle ilgili bize tereddüt yaşatacak bir görüntü sunuyor. Nedir? Risk. Suyun içerisinde bir köpek balığı var. Ha, ben yüzeceğim, yüzmek istiyorum. Çok seviyorum, çok sevdiğim bir etkinlik. Ama ben suya girersem köpek balığının etki alanına girerim. Bana saldırıp bana zarar verme ihtimali var. Dolayısıyla tereddüt ediyorum. Şimdi bu manzara etrafında bu söylediğimiz temel kavramları bir tanımlayalım. Bizim yüzmek için gireceğimiz suda köpek balığının bulunması tehlikedir. Evet. Eğer biz risk alıp da göz ardı edici davranış ve kararlarla köpek balığının etki alanına girmez isek köpek balığı bizim için bir risk taşımaz. Evet. Suya girmediğimiz sürece tehlike olarak kalır. Girmediğimiz sürece tehlike olarak kalır. Risk insan iradesinin göz ardı edici davranış ve kararlarla o tehlikenin, tehlike kaynağının etki alanına girmesidir. Ben tedbir alabilirim veya almayabilirim. Köpek balığının etki alanına girersem, suya girersem risk almış olurum. Burada riskle tehlikenin birleşip burada riski insan hayatı için
olumsuz sonuçlar doğuracak şekilde ortaya koyması, işte bizim insan iradesinin göz ardı edici davranış ve kararlarla alıp almadığı tedbirleri ortaya koyar. Eğer tedbir almışsa kapasitesini kullanmış demektir. Tedbir almadan köpek balığının etki alanına girmişse, tehlikenin kaynağının etki alanına girmişse o zaman zarar görebilirliğini arttırmış demektir. Yani zarar görebilirlikle kapasite arasında ters orantı var. Peki afet nedir? Şimdi biz afeti tek başına tanımlamıyoruz. Afet bir olayın kendisi değil, afet bir olayın sonucu. Yani bir şeyi aslında biz hani hepimiz bir şeyleri biliyoruz. Afetle ilgili bir sürü tanımımız var ya da kelimelerimiz. Ama o kelime afet değil ya da o olay afet değil. Bu çok önemli bir ayrım. Detaylıca söylerseniz sevinirim. Şimdi biz bu konuyla ilgili hedef kitleyle oturup sohbet ederken, bu konuda bilgilendirme yaparken diyoruz ki bize afeti tanımlayın veya afete örnek verin. Veya ekrana bir takım simgeler yansıtıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi simgeler. Baktığımız zaman bunu fırtına, tornado, deprem, yıldırım, şimşek, patlamalar, yangın, kütle hareketleri, yanardağ, volkan, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer olaylar, küresel iklim değişikliğine yönelik olaylar, meteorolojik olaylar, kuraklık, su baskını, sel, taşkınlar ve tsunami gibi olayların simgelerini görüyoruz. Bunlar nedir diye sorduğumuzda hepsine gelen ortak cevap afet. Evet. İlk akla gelen öyle oluyor. Evet. Sizce de o mudur? Evet. Afet midir? Zannederim tekil olaylar diyebilir miyiz? Evet. Hiçbirisi afet değil. Bu kavramların hiçbirisi afet değil. Peki bugüne kadar afet olduğumuz bu kavram, afet olduğunu bildiğimiz ya da öyle zannettiğimiz, Bu kavramlar nedir? Afet değilsin. Bunların her birisi biraz önceki tanımlamadan hareket edecek olursak her birisi tehlike. Bunların afete dönüşebilmesi için bakın arkada bir yerleşim yeri görüyoruz. Evet, yıkılmış. İnsan hayatı var. İnsan göz ardı edici davranış ve kararlarla veya kapasitesini kullanarak, tedbir alarak bu tehlike kaynaklarının etki alanına yerleşimlerini kurarsa, yatırımlarını yaparsa, nedir? Kültürel yatırımlarını yaparsa, sanayi yatırımlarını bu tehlikelerin etki alanına kurarsa, işte o zaman risk almış olur. Risk gerçekleşmesi durumunda siz tedbir aldınız veya almadınız, işte iradeniz afeti ortaya çıkarır. Yani afete dönüşüyor olay. Dönüşüyor, bizim faaliyetlerimiz sonucu dönüşüyor. Çok ilginç biçimde. Tanımsal olarak baktığımız zaman burada diyoruz ki biz toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun tamamı ve bu toplumun baş etme kapasitesinin bu afetle, afetin etkisiyle baş etme kapasitesinin yetersiz olduğu olaylara diyoruz biz afeti. Evet. Yani orada insan iradesi var. İnsanın tedbirle ilgili kararları var veya almadığı kararlar var. Dolayısıyla afet dediğimiz zaman sadece bir doğa olayını, insanın tetikleyebileceği veya teknolojinin tetikleyebileceği bir olay olarak tanımlamamak gerekiyor. Çok ilginç bir şeymiş. Yani ben ilk defa bu kadar detaylı bir tanım duydum. Önceden işte web sitenizden ya da gönderdiğiniz şeylerden baktığımda bu kadar detaylı görmemiştim açıkçası. Ya da biz hani bir deprem olur, onun etkilerini görürüz. Bu arka planını bilmiyoruz. Aslında Kur'an'daki Rum suresine de benzetiyorum ben bunu biraz. İnsanoğlunun kendi eliyle yaptığı şeyler yüzünden başına gelenler var. Bu tanımınız, afet tanımı insanoğlunun kendi aldığı maalesef riskler yüzünden olduğu gibi bir sonuç çıkardım ben. Bizim inancımızda tevekkül kavramı var. Biz her şeye rağmen kaderci bir yaklaşımla her şeyi oluruna bırakmayacağız. Evet, evet. Biz tedbir alacağız, takdiri Yaradan'a bırakacağız. Evet. Tevekkül inancı çok önemli. Şimdi bu afeti bu şekilde tanımladıktan sonra benim kafama iyice oturdu. Bu alanda da teşekkür ederim. Afet farkındalığı var. AFAD'ın üzerinde çalıştığı bir şey. Afet farkındalığı nedir? Yani bizim yaptığımız şu anda öyle bir faaliyet mi mesela bu videoyu hazırlamak? Evet.
siz genel, daha neler genel anlamda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Nedir afet farkındalığı? Biz çok büyük bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemize baktığımız zaman ülkemizin genelinde aynı zaman dilimi içerisinde farklı yerlerinde dört mevsimi yaşadığımız cennet bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Ancak bu cennet coğrafya bazen kainatın kendi kuralları, kendi doğası içerisindeki bir takım kuralları yerine getirmesiyle bize bir takım afete dönüşebilen etkileri, sonuçları, insan hayatında çeşitli kayıplar doğurabilen süreçler yaşatmakta. Evet. Bu neyi gösteriyor? Bu olayları incelememiz, bunlarla ilgili önlem alabileceğimiz boyutlar varsa, zararları en aza indirebileceğimiz durumlar varsa, bu önlem kültürünü hayatımıza yansıtmamız, bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. İşte afet farkındalığı budur. Yaşadığınız coğrafyadaki tehlike kaynaklarıyla birlikte yaşamasını öğrenmek zorundasınız. Bu farkındalığa ulaşmadan o coğrafyadaki bundan önce yaşanmış, afete dönüşmüş bu tehlikelerin gerçekleşmesi bundan sonra da yaşanmaya devam edecektir. Dolayısıyla geçmişte yaşanan acı tecrübeleri gelecekte tekrar yaşamamak için, geçmişteki kayıpları tekrar yaşamamak için, onları en aza indirmek için tedbir almamız lazım. Afet farkındalığı olarak bunu siz de bu yönde çalışmalar yapıyorsunuz AFAD olarak. Evet. Ve Türkiye çapında faaliyetler sürüyor. Kütahya'da da faaliyetler sürüyor. Afet eğitimleri yapıyorsunuz bir de. Afet eğitimi deyince ben şöyle düşünüyorum. Hep küçüklüğümden beri beni mazur görün. Hani öncesini kastediyorum. Okullarda basitçe hemen yangın tatbikatı, deprem tatbikatı yapılıp bitirilirdi. Ve bu benim görüp görebileceğim bütün şey buydu belki de bir zamanlar. Fakat teknolojiyle birlikte değişen, toplumla birlikte, modernizasyonla birlikte, insan kalitesinin değişimiyle birlikte çok şey değişti. Afet eğitimleri veriyorsunuz. Biraz bundan bahseder misiniz bize? Şimdi arka planda, fonda görmüş olduğumuz bir logo var. 2021 Afet Eğitim Yılı. Bu ne anlam ifade ediyor? 2020'de de vardı ama değil mi? Yani bu daha da genişletildi. 2020'deki afete hazırlık yılıydı. Ha evet. Afete hazırlık yılıydı. Yani burada anlattığımız tedbirleri hayatımızda bireysel olarak, aile olarak, toplum olarak bunları hazırlığa dönüştürelim şeklindeydi. Yani her sene aslında bir başlık altında çok geniş kapsamlı eğitimler yapıyorsunuz. Bir tema üzerinden bunları işliyoruz. Şimdi niye böyle bir eğitim yılı ilanına ihtiyaç duyuyoruz? Buna bakmak lazım. Geçmiş yıllarda ülkemizde yaşanan afetlerin çalışmaları, istatistikleri incelendiğinde, bu konuda afeti birebir yaşamış insanların tecrübeleri dinlendiğinde, ondan önce yaşanmış afetlerde yaşanan olumsuz tecrübelerin, kayıpların o afetlerde yaşandığını görüyoruz. Eğer bu konuda tedbir almaz isek, bundan sonra yaşanacak afetlerde de aynı kayıpları yaşamaya devam edeceğiz. Aynı acı tecrübeleri yaşamaya devam edeceğiz. Bir taraftan baktığımız zaman üzerinde yaşadığımız coğrafyadaki tehlike kaynaklarının, yani afete dönüşebilecek olan tehlike kaynaklarının etkilerini de en aza indirmek bazı tedbirlerle mümkün. Bu konuda bireysel olarak da toplum olarak da yapmamız gereken hazırlıklar var. Biz bireysel anlamda, toplumsal anlamda bu alanda tedbir alması gereken 7 aktörden bahsediyoruz. Devlet, vatandaş, bireyler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve basın. Bu aktörlerin tamamının bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesiyle ancak bir anlam bütünlüğü oluşturabileceğini düşünüyoruz. Yani bir tarafın yapması yeterli değil. Örneğin devlet bütünüyle aldı ama yetmez. Zincirin zayıf halkası kavramına çıkar. Diğerlerinin tamamının bu
önlemleri alması, sorumluluklarını yerine getirmesi, zincirdeki halka pozisyonundaki bir aktörün sorumluluğunu yerine getirmemesi durumunda anlam bütünlüğünü kaybeder. Yani yine işe yaramıyor aslında. O 7 tanesinden bir tanesi bile görevini aynen, yapmasa yine aynen. işe yaramıyor. Şimdi bu aktörlerin platformlarına baktığımız zaman buradaki temel unsurun insan olduğunu görüyoruz. Birey evet, olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla farkındalığı yüksek bir birey toplumdaki bu alanda sorumluluğu olan diğer platformlardan sorumluluklarını yerine getirmesini talep edebilir. Talep ederken nasıl talep edecek? Bilirse, bu konuda konuya hakim olursa, haklarını yani, bilirse işte o zaman talep eder. Haklarını bilmezse zaten talep edemez bile değil mi? Dolayısıyla farkındalığı yüksek bireylerin bu alandaki etkisini biliyoruz. Evet. O yüzden biz üzerinde yaşadığımız coğrafyadaki afetlerin önlenebilir boyutları ile ilgili. Afetler öncesinde alınacak tedbirler için, bireysel tedbirler için vatandaşlarımıza afet eğitim yılı kampanyası kapsamında eğitimler veriyoruz. Nedir bu eğitimler? Kimler katılıyor? Tüm vatandaşlarımız. Yani bu belli konuda, bir kitle, öğrenci kitlesi şu bu değil. Hayır. Tüm vatandaşlarımız. Yani bu konuda ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarımıza bu konuyu anlatıyoruz. Evet. Yani algılayabilecek, bu konuyla ilgili kavramları, anlattıklarımızı algılayabilecek tüm vatandaşlarımız. Biz ana sınıfındaki çocuklardan başlayarak yukarıdaki yaş skalasını sınırsız tutuyoruz. Yani algılayabilecek tüm vatandaşlarımıza. Çünkü afet gerçekleştiği zaman herhangi bir vatandaş ayrımı yapmayacak. Yani örneğin ihtiyarlara bulaşmıyor afet diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Yani o yüzden dolayısıyla herkesin gerek öncesindeki yaşam alanlarındaki tedbirleri oluşturması, gerekse sıfırıncı dakikadaki davranış şeklini öğrenerek bu konuda kendini koruyacak bir davranış şeklini uygulaması gerekiyor. O yüzden tüm vatandaşlarımıza bu eğitimleri verme konusunda bir hedef belirledik. Ve bu sene çok yoğun bir şekilde her platformla işbirlikleri yaparak bu konuda eğitimleri vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Online eğitimleriniz de vardır muhakkak o zaman. Evet. Özellikle 2021 yılı, 2020 yılının ikinci yarısında arayışlarımız, alternatif arayışlarımız doğrultusunda. Pandemiden dolayı yüz yüze olamadığından. Biz genelde bu eğitimleri yüz yüze vermek istiyoruz. Çünkü yüz yüze verdiğimiz eğitimlerde hedef kitleyle etkileşime geçerek, bu konuda sohbet ederek, doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları düzeltmek adına sohbet ederek, o konuda vatandaşlarımızın bilgi eksikliğini tamamlamayla ilgili bir yöntem uyguluyorduk. Fakat pandemiyle ilgili süreç biliyorsunuz, tüm sektörleri, tüm alanları etkiledi. Bu konuda çevrim içi eğitimler çok ciddi anlamda şu anda mesaimiz alıyor. Bu konuda çok ciddi süreçler çalıştırıyoruz. Hatta ve hatta çevrim içi eğitimlerin, online eğitimlerin şöyle bir avantajı da var. Mesai mefhumunu ortadan kaldırıyoruz. Ha, evet, gece gündüz fark etmiyor yani, değil mi? Biz bir hedef kitleyle bu konuda program yaparken hedef kitlenin en uygun vaktinde bu konuda bir program yapabiliyoruz. Akşamın 10'unda, 11'inde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu konuda hedef kitleyle bir araya gelip istediğimiz şekilde süresini de ayarlıyoruz. Karşılıklı, görüntülü, sesli, sohbet edebilecek bir ortamda bu eğitimleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Evet. Örnek olarak sorayım. Ben eğitim almak istiyorum derse bir izleyicimiz, o nasıl yapacak, nereye müracaat edecek? Bu konuda vatandaşımızın birkaç alternatifi var. Bir, mensubu olduğu bir platform varsa, bir kamu kurumunda çalışıyorsa, bir özel sektörde çalışıyorsa, bir STK'nın üyesi ise, bir meslek odasının üyesi ise, onlar aracılığıyla bir AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte bir etkinlik düzenlenebilir. Eğitim planı yapılabilir yani, öyle yapılabilir. Mi? Hiçbir yere üye değiliz. Bu konuda çevresindeki, ailesinden olabilir, arkadaş çevresinden olabilir, küçük bir grubu oluşturması. Ben akrabaları topladım, gelin eğitim verin gibi bir şey de mi diyorsunuz? Yani? Aynen öyle. Çok ilginçmiş bu. Yani çok büyük bir fedakarlık ve çalışma istiyor. Ama biz bunun için devlete hizmet ediyoruz, millete hizmet ediyoruz. Bu görevleri bunun için yapıyoruz. Evet. Vatandaşımıza bu hizmeti ulaştırabildiğimiz
her türlü imkanı, zamanı kullanarak yapıyoruz. Hmm. Yapmak da zorundayız. Sizinle iletişime geçmeleri yeterli. Siz bir şekilde çözüm buluyorsunuz yani. Mesai mefhumu yok. Hmm. Hafta içi, hafta sonu. Hmm. Mesai saatleri içerisinde, mesai saatleri dışında. Hmm. Yani 7 gün 24 saat istedikleri saatte eğitim düzenleyebiliriz. Evet, ben tekrar hatırlatayım hemen. Eğitimlere katılmak isteyen izleyicilerimiz bulundukları kurum kuruluşlar aracılığıyla olabilir, bireysel olabilir. AFAD'a ulaştıklarında bir çözüme mutlaka ulaşacaklardır. Mutlaka, evet, aynen. Eğitimleri böylece halledeceğiz inşallah. Siz devam edeceksiniz. İnşallah. 2021 afet eğitim yılı ayrıca. Ben bütün izleyicilerimize de bu eğitimleri mutlaka almaları gerektiğini söyleyeyim. Evet. Tavsiye de edelim. Bir de AFAD gönüllülüğü var. Çevremden birkaç kişiden duymuştum. Önce şunu sorayım. AFAD Türkiye'de kısaca anlatırsanız nasıl bir kuruluş ve AFAD gönüllülüğüne sonra geçelim. AFAD özellikle ülkemizde Marmara depreminden sonra yapılandırması eksik olan bir sektör olarak karşımıza çıktı. Hı hı. Ve özellikle Marmara depreminde biz afet öncesinde bir hazırlık yapmadığımızı, hı-hı, bu konuda bir yapı oluşturmadığımızı gördük. Dolayısıyla Marmara depremine kadar ki geçen süre bizim, hı-hı, için afetler konusunda boşa geçirilmiş bir zaman olarak değerlendirildi. Ve 2000 yılından itibaren arama kurtarma ekipleri, sivil savunma müdürlükleri bünyesinde kurulmaya başlandı. Hı-hı. Biz afet yönetimini 3 evrede değerlendiriyoruz. 1. Afetin öncesi. 2. Afetin sırası. 0. dakikadan, hı-hı, itibaren sırası. 3. Afetin sonrası diye. Evet. Bu evrelerdeki yapılacak olan tüm çalışmaları, hı-hı, koordinasyonu yürütecek bir çatı kuruluşa ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Hı-hı. Bu da AFAD. AFAD bir taraftan sahada eylem planları yaparken, hı-hı, bir taraftan da hayatın anlam taşıyan tüm alanlarında kesintiye uğrayan hayatla ilgili afetzedelerin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ortadan kaldıracak, hı-hı, çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor. Evet. Yani afet yönetimi dediğimiz zaman afet yönetimi tek bir kurumun sırtına yüklenemeyecek kadar ağır bir yüktür. Hı-hı. Çünkü bir alanda afet yaşandığı zaman, hı-hı, sadece enkaz oluşmaz. Yani sadece enkazın altında insanlar olmaz. Orada hayat durur. Hı-hı. Hayatın bütün alanlarını yeniden diriltme çabası aslında, aynen, değil mi? Evet. Beslenme, hı-hı, barınma, eğitim, güvenlik, din hizmetleri, sağlık, güvenlik, hı-hı, haberleşme, evet, enerji, ulaşım, eğitim gerekirse gibi, evet, alanların tamamında hayat kesintiye uğrar. Dolayısıyla, hı-hı, bu alanlarla ilgili normal zamanda sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar afet zamanında da sıfırıncı dakikada da itibaren de planlı bir şekilde bu olaylara müdahale etmek, bu alanda, hı-hı, bir takım eylem planlarını sahaya yansıtmak durumundadır. AFAD, siz çatı kuruluşsunuz. Bu çalışmalarda, hı-hı, koordinasyonu sağlayan bir çatı kuruluşu olarak 2009 yılında, hı-hı, merkezde o dönem Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, hı-hı, illerde ise İl Afet Acil Durum Müdürlükleri kurularak çalışma hayatına başladı. Evet. Biz basından AFAD'ı takip ediyoruz. Ben hep olumlu ve hep gurur verici olarak takip ettim AFAD'ı. Allah bundan sonraki çalışmalarınızda da inşallah hep fayda getirsin, kolaylıklar versin size. O kadar zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz ki, hı-hı, bir o kadar güzel, hı-hı, bir o kadar da zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz, evet, ki. AFAD 12 yaşında bir kuruluş. Hı-hı. 2009 yılında kuruldu, hı-hı, bir kurum. Kurulduğu tarihten bu yana çok büyük tecrübeler edindi. Hı-hı. Nedir? Yaşadığımız coğrafyanın doğası gereği, yaşadığımız coğrafyadaki tarihi olayları da dikkate aldığımız zaman her alanda hizmet yerine getirebilecek bir kurum. Hı-hı. Baktığımız zaman sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, ülke dışında da, uluslararası anlamda da mazlum coğrafyalardaki, hı hı, mazlum halklar için de çeşitli çalışmalar yerine getiriyor. Yani hem ülke içi hem ülke dışında, aynen, ispatladı. Aynen. Afetlerle ilgili çalışmaları yerine getiriyor. Hı hı. Öncesinde, sırasında ve sonrasındaki. Nüfus hareketlerle ilgili çalışmalarda sorumluluk alıyor. Hı hı. İnsani yardım çalışmalarında, hı hı, sorumluluklar alıyor. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi tecrübeler edinmiş. Sadece afetlerle sınırlı kalmayan bir
kurumdan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir kurumun gönüllü teşkilatı da var. Nedir AFAD gönüllülüğü ve birisi nasıl AFAD gönüllüsü olur? Çok ve güzel, o ne yapar? Çok güzel bir soru sordunuz. Özellikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için hasreten teşekkür ediyorum. Gönüllülük kavramı şöyle ortaya çıktı bizde. Afet yönetimi ile ilgili dünyanın neresinde ne tür bir organizasyon kurarsanız kurun. Afetlerin ilk saatlerinde bütün afetzedelere resmi ekiplerin ulaşması mümkün olmayabilir. Evet. Çünkü ekiplerin önceliklendirmesi olacak. O yüzden sınırlı sayıda var zaten dünyanın neresinde olursanız olun. Yani tabii, afet ekipleri sınırlı yani sayıdadır. Orada zamanla yarışıyorsunuz. Evet. Bu işi zamana yaysanız hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Tabii. Kimseye ihtiyacınız olmaz. Zamana yaydığınız zaman o süre içerisinde bu hepsi olur işleri. Bu ihtiyaçları yerine getirirsiniz. Ancak zamanla yarıştığınız için bu süre içerisinde sizin hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla sahada görev yapan resmi ekiplerin bu zaman kullanımını en aza indirecek desteğe ihtiyaç var. Evet. Bu konuda eğitim almış, akredite edilmiş desteğe ihtiyaç var. AFAD 2019 yılında ülke genelinde standartları olan AFAD gönüllülüğü sistemini yürürlüğe soktu. Nedir AFAD gönüllülüğü? 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlarımızın dahil olabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? 15 yaş üzerinde E-Devlet uygulaması kullanan tüm vatandaşlarımız AFAD gönüllüsü olabilir. Neden E-Devlet uygulaması kullanan? Çünkü başvuruyu E-Devlet üzerinden yapıyoruz. 3 modüllü bir sistem uyguluyoruz. 3 modüllü sistemin ilk modülünde kimseyi görmüyorsunuz. Sadece kendiniz E-uygulama üzerinden E-eğitimden geçiyorsunuz. E-sınav ve giriyorsunuz. Başarılı olmanız durumunda E-sertifikaya sahip oluyorsunuz. Peki kimler aşama aşama ilerliyor yani. Tabii. Peki kimler AFAD gönüllüsü olabilir? Eğitimlere, tatbikatlara, etkinliklere katılabilecek zaman opsiyonuna sahip tüm vatandaşlarımız AFAD gönüllüsü olabilir. Kadın erkek falan fark etmiyor. Fark etmez. Akredite bir şekilde saha uygulamasında yanımızda yer alabilecek, etkinliklere katılabilecek, çalışmalara katılabilecek. Afet öncesinde bu eğitim sırasında ki çalışmalarda bu çalışmaları engelleyecek sağlık sorunu olmayan elbette, tüm vatandaşlarımız bu önemli. AFAD gönüllüsü olabilir. Onun dışında hiçbir şartımız yok. Ben hemen şunu tavsiye edeyim. Araştırsınlar bu AFAD gönüllüsü olmayı. Kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Ben de araştıracağım nasıl olabilir, hangi imkanlarım buna uygun diye bakacağım inşallah. Çok güzel olur. Biz bu konuda şunu söylüyoruz. 3 modüllü bir sistem uyguluyoruz. Birinci modül, hiç kimseyi görmüyorsunuz. E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz ve birinci modülün sonunda sınava girip E-Sertifikasını alıyorsunuz. Teorik eğitimler alıyorsunuz evet. orada. Yani afet farkındalığı ile ilgili bizim daha afet, gelişmiş eğitim mi alıyorlar? Evet. Afet eğitim yılı kapsamında verdiğimiz eğitimleri, konuları biraz daha geliştirerek evet. bu süreçte gönüllü adaylarına veriyoruz. Birinci modülü tamamlayan vatandaşlarımızı vatandaşlarımızı temel AFAD gönüllüsü sıfatıyla, statüsüyle akredite ediyoruz. Birinci modülü tamamlayıp temel AFAD gönüllüsü olan gönüllü adaylarımızı biz davet ediyoruz. Sistemden takip ediyoruz tabii kimler bu konuda hangi aşamada diye. Birinci modülü tamamlayanları AFAD'a davet ediyoruz. Kendileriyle tanışıyoruz. Eğitimine bakıyoruz. Yeteneklerine bakıyoruz. Bize sağlayabileceği katkılar konusunda kendileriyle sohbet ediyoruz. İkinci ve üçüncü modül eğitimlerini yüz yüze yapıyoruz. Burada biraz daha spesifik detaylı eğitimlere giriyor vatan gönüllü adaylarımız. Burada ikinci ve üçüncü modül eğitimlerimiz yüz yüze teorik ve pratik eğitimler oluyor. Bu eğitimleri de tamamladıktan sonra ikinci modülü tamamlayanlara destek AFAD gönüllüsü, üçüncü modülü de tamamlayanlara uzman AFAD gönüllüsü statüsü vererek akredite bir şekilde
bizimle sahada yer almalarını bizzat sağlıyoruz. Bizzat afetlerde de yer alabiliyor o zaman. Aynen. Hı-hı. Şöyle bir durumu değerlendirelim. Hı-hı. Afet gerçekleşti. Hı-hı. Biz de işte bu gönüllülük sisteminin herhangi bir aşamasında, herhangi bir modülünden akredite olduk. Hı-hı. AFAD gönüllüsüyüz. Kabul edilebilir bir gerekçeyle veya afetzede olmamız nedeniyle sahaya AFAD ekiplerini desteklemeye gelemedik. Bu süreç boşuna mı gitti? Bu eğitimler boşuna mı gitti? Hiçbir eğitim boşa gitmez. Hı-hı. Hayatımızda aldığımız hiçbir eğitim, hiçbir bilgi boşa gitmez. Hı-hı. Burada edindiğiniz bilgi, burada edindiğiniz tecrübe öncelikle afet sırasında kendinize faydalı olacak. Çok önemli, evet. Hı-hı. Sonra ailenize faydalı olacak. Hı-hı. Sonra çevrenize faydalı olacak. Biraz daha büyük baktığınız zaman şehrinize faydanız olacak. Gönüllüler çoğaldıkça ülkemize faydası olacak. Aynen, ülkemize faydası olacak. Hı-hı. Daha farkındalığı yüksek bireyler ortaya çıkacak. Hı-hı. Ve bu konuda gerek saha uygulamaları gerekse fikir anlamında çok daha profesyonel yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Şöyle arabesk bir bakış var, özür dilerim. Ehliyeti aldık ama arabamız yok, araba kullanmıyoruz gibi bakış olmamalı bunda, değil olmamalı. Mi? Mutlaka evet. Olmamalı. Hı-hı. Çünkü çok önemli. Hı-hı. Biz baktığımız zaman, özellikle deprem açısından baktığımız zaman bu coğrafyada 2020 yılında 33.824 deprem yaşandığını görüyoruz. Bu sayı dünyada deprem yaşayan sayı açısından deprem yaşayan ülkeler sıralamasına bizi 4. sıraya taşıyor. Çok yukarıdaymışız. Yani deprem denince aklımıza gelen dünyadaki ülke Japonya'dır, bilirsiniz. Hı-hı. Japonya 5. sırada. Çok ilginç bir şey, evet. Bir taraftan da baktığımız zaman dünyada ve Türkiye'de bugüne kadar yaşanmış büyük depremleri liste olarak gördüğümüzde ülkemizdeki sıralamaya şöyle bir göz atacak olursak bugüne kadar ülkemizde aletsel ölçümler başladığından bu yana kayıt altına alınmış en büyük deprem 1939 yılında Erzincan'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem. Bu depremde yaklaşık 33.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hı hı. İkinci sırada Marmara depremi var. Evet, 7.6 büyüklüğündeki. Evet, 1999. Listenin 5. sırasına baktığımız zaman çok tanıdık bir yerleşim gözümüze çarpıyor. Hemen yakınımızda, değil mi? 28 Mart 1970 tarihinde yaşanan 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremi. Evet. Şimdi biz eğer bu tehlikenin hayatımıza etkisini doğru şekilde okuyabilirsek şu haritayı Türkiye deprem tehlike haritasını gösteriyor. Şu haritayı doğru şekilde okuyabilirsek, bu haritanın bize vermiş olduğu mesajı doğru şekilde algılayabilirsek bu coğrafyanın çok güzel bir coğrafya olduğunu, çok büyük nimetleri olduğu gibi çok da tehlikeli bir coğrafya olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım. Bu coğrafyada bu tehlikelerle birlikte yaşamasını öğrenecek şekilde hayatımızı geçirmemiz lazım. O yüzden AFAD gönüllülüğü, bu konuda kendimizi geliştirmemiz çok çok önemli Mustafa Bey. Evet, ülkemize çok şey katacak diyelim. Şimdi bir de bir başka konu var. Biz afetlerle ilgili konuşuyoruz sizinle. Afetlerle ilgili bir şeyler biliyoruz. Televizyonlardan duyuyoruz, internetten okuyoruz, aramızda konuşuyoruz. Fakat bir tedbir kültürümüz zannederim oluşmadı. Yani bilgi seviyesinde her türlü şeye erişebiliyoruz ama tedbir anlamında erişemiyoruz. Neden? Nasıl aşılır bu sorun? Yani tedbir almıyoruz. Biliyoruz ama tedbir almıyoruz. Bu kültürümüzle alakalı bir şey. Hı-hı. Bizim inancımızda da var. Hı-hı. Sohbetimizin başında da tevekkülden bahsetmiştik. Bu kültürümüzle alakalı bir şey. Eğer biz yaşadığımız olayların tecrübelerini değerlendirip de bu konuda tedbir alıp bir sonraki yaşadığımız olayda bunun etkilerini en aza indirebilirsek yaşadığımız coğrafyada doğruları yapıyoruz demektir. Şimdi acıları sürekli yaşamak, bu konuda atalarımızın bize söylemiş olduğu atasözlerini teyit etmeye niye ihtiyaç duyuyoruz? Diyor ki atalarımız, bir musibet bir nasihat bin nasihattan yeğdir. Evet. O musibeti yaşamış atalarımız demiş ki bunun sonucunda
Bu hayatınızda olur. Çok ciddi anlamda kayıplar olur. Hı-hı. Bunları yaşamamak için şu tedbiri alın diyor. Hı-hı. Diyoruz ki atalarımızın bu sözünü bir teyit edelim bakalım. Doğru muymuş? Atalarımız yaşamış bunu. Yani sonuçta atasözü dediğimiz evet. şey var. Dolayısıyla biz bu coğrafyada, bu Hı-hı. coğrafyada tedbir kültürünü bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Hı-hı. Deprem çok tehlikeli bir doğa olayı mıdır? Hı-hı. Bunu teyit etmeye ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Evet. O zaman bununla yaşamasını öğreneceğiz. Hı-hı. Bunun da doğru yolu nedir? Tedbir almaktır. Hı-hı. Sel, su baskınları, taşkınlar Hı-hı. bizim hayatımızda kesintiye uğratabilir mi? Evet. Her zaman değil tedbirleri almamız. Yani Hı-hı. tedbir almaz isek Hı-hı. hayatımız kesintiye uğrayabilir ve bu konuda çeşitli kayıplar yaşayabiliriz. Hı-hı. Ancak tedbir alırsak, bunu bir yaşam biçimi haline getirirsek, Hı-hı. yerleşimlerimizi bu tehlikenin etki alanlarında doğru yerlere konumlandırırsak, Hı-hı. doğru lokasyonları seçer de oralara yerleştirirsek, Hı-hı. işte o zaman tedbir kültürünü Hı-hı. hayatımızda yerleştirmiş oluruz Hı-hı. ve bir yaşam biçimi haline getirmiş oluruz. O zaman bunu bir yaşam biçimi haline getirirsek, Hı-hı. afete dönüşebilen bu tehlikelerin etkilerini hayatımızda olumsuz olarak çok az hissederiz. Bu eğitimlerle bunu aşmaya çalışıyorsunuz zannediyorum. Diyoruz ki, aileden başlayalım, bireyden başlayalım, ailemizle birlikte bu tedbirleri öğrenelim. Hı-hı. Ne diyoruz? Bir afet ve acil durum aile toplantısı yapın. Hı-hı. Bu konuda bir kontrol listesini önünüze koyun. Hı-hı. Aile olarak biz yaşam alanlarımızda ne tür tedbirler almalıyız? Hı-hı. Bunu bir konuşun. Evet. Afete dirençli yapılarda yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Buna Hı-hı. bakalım. Sigorta kültürü hayatımızda Hı-hı. Ne anlam ifade ediyor? Buna bir Hı-hı. bakalım. Hı-hı. Toplanma alanları nereleridir? Hı-hı. Afet sonrasındaki zaman dilimini güvenli bir şekilde geçireceğimiz yerler nereleridir? Hı-hı. Bunları bir öğrenelim. Çünkü bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Afet ve acil durum çantası hazırlayalım. Hı-hı. Nedir Onu bu? Onu da konuşacağız inşallah. Nedir bu? Bunu biraz sonra detaylandıralım. Afet sonrası haberleşme nasıl olacak? Afet sırasında ve sonrasındaki haberleşme ile ilgili Hı-hı. çeşitli önlemler alalım. Hı-hı. Çok önemli bir husus haberleşme, evet. iletişim. Bu konuda aile bireylerinin kendini ifade etmekte zorlanacağı durumlar olabilir. Hı-hı. Bunlarla ilgili afet ve acil durum bilgi kartları hazırlayalım. Hı-hı. Bu konuda ortaya çıkabilecek suistimallerin önüne geçelim. Hı-hı. Sonra biz tahliye nedir? Hı-hı. Bunu bir öğrenelim. Hı-hı. Doğru tahliye şekli nasıl olur? Bunu bir öğrenelim. Hı-hı. Bu konuda afetin öncesinde ve sırasındaki yaşayabileceklerimiz için yaşam alanlarımıza tehlike avı yapalım. Hı-hı. Belki yaşam alanımızda yapısal zarara uğramamış olabiliriz. Hı-hı. Ancak yaşam alanımızdaki bizlerle birlikte yaşayan, hayatımızı kolaylaştıran eşyalar, nesneler Hı-hı. devrilip, üzerimize düşüp bize zarar verebilir, Hı-hı. can güvenliğimizi tehdit edebilir. Hatta afet sonrasında yaşam alanımızı tahliye ederken Hı-hı. tahliye güzergahımızı kapatabilir. Çok ciddi evet. anlamda sıkıntılar yaratabilir. Hı-hı. Bunların tespit edilmesi, yerlerinin değiştirilmesi ve sabitlenmesiyle ilgili çalışmalar yapalım. Hı-hı. Bu konuda evcil hayvanlarımızı koruyalım. Hı-hı. Bununla ilgili afet sonrasında ihtiyacımız olabilecek olan durumlarla ilgili hazırlık yapalım. Sorumluluklarımızı Hı-hı. öğrenelim, haklarımızı öğrenelim. Hı-hı. Farkındalık budur. Evet. Bununla ilgili biz kendimizi yetiştirmediğim sürece bu acıları yaşamaya devam ederiz. Bütün bunları eğitimlerde de aynı zamanda öğrenebilecekler. Aynen. Bu Aynen. çok önemli. Evet. Şimdi yaşadığımız yerin afet tehlikelerini öğrenmek, afetsellik diyorsunuz zannederim. Evet. Yaşadığımız yer dediğimiz zaman Kütahya özelinde konuşursak neler söylenebilir? Bu hani il olarak genelleyebiliriz, Hı-hı. ülke olarak genelleyebiliriz. Yaşadığımız şehir veya Hı-hı. yerleşim olarak özelleştirebiliriz Hı-hı. bunu. Hatta Öncelikle, Tavşanlı, mahallemiz, köyümüz diyebiliriz, aynen, evimiz diyebiliriz. Aynen, Hı-hı. aynen. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yaşam alanımıza, alanımızdaki yerleşim yerini etkileyebilecek, Hı-hı. bizim konutumuzu etkileyebilecek, hayatımızı sağladığımız iş yerlerimizi etkileyebilecek
tehlike kaynakları ile ilgili çok iyi birer gözlemci olmalıyız. Geçmişte atalarımızın yaşadığı tecrübeleri iyi dinleyip onlarla ilgili çok iyi analizler yapabilmeliyiz. Bu konuda çok iyi birer gözlemci olmalıyız. Çevremizi iyi gözlemlemeliyiz. Bu konuda bilimsel gerçekleri değerlendirerek yaşam alanlarımızı kurmalıyız. Çünkü bir yerde bir yaşam alanı, bir yerleşim kurmayla ilgili çalışma bir noktayla başladıktan sonra bunun önüne almak zor. Evet. İşte o yerleşim yerini seçerken doğru seçmeliyiz. Çünkü imar planlarını oluştururken orada ki tehlikeye dönüşebilir, afete dönüşebilecek tehlike kaynaklarını dikkate almak durumundayız. İşte bir yerleşim yeri kuruyoruz. Bu yerleşim yerini kurarken orada deprem tehlikesi var mıdır, sel tehlikesi var mıdır, taşkın tehlikesi var mıdır, yangın tehlikesi var mıdır, heyelan tehlikesi, kaya düşmesi tehlikesi var mıdır? Fabrikalardaki kimyasalların tehlikesi var mıdır? Evet. Daha bir sürü endüstriyel herhangi bir tehdit var mıdır, yok mudur? Bunları dikkate alarak kurmalıyız. Bir dere yatağının ağzına siz götürüp yaşam alanınızı oturtursanız, kurarsanız, sonra da doğanın size burada herhangi bir sel oluşturmaması için dua etmek durumunda kalırsınız. Bu da kaçınılmaz sonu engellemez. Evet. Bir yıl olmaz, 5 yıl olmaz, 50 yıl olmaz, 51. yıl o sel mutlaka gelir. Evet. 23 Ağustos 2020 tarihinde Giresun'un Dereli ilçesinde maalesef çok büyük bir sel afeti yaşandı. Ulusal basından, internetten Dereli'nin yerleşim yeriyle ilgili görselleri bir inceleyecek olursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Evet, maalesef. Dere yatağına yerleşimi kuruyorsunuz. Ancak sel bizi etkilemesin diye umut ediyorsunuz. Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Doğanın inisiyatifi yoktur. Eğitimlerde bu yaşadığı yerle ilgili kişinin bunların da farkındalığını yapıyor musunuz? Yani afet selliğine dair. Aynen. Diyoruz ki biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi yerleşim yerinizdeki tehlike kaynaklarını tanıyın. Bunlarla ilgili yaşam alanlarınızda önlemleri alın. Depreme karşı önlem alın. Selle, su baskınına, taşkınlara karşı önlem alın. Yangınlara karşı önlem alın. Kaya düşmesine, heyelana karşı önlem alın. Endüstriyel kazalara karşı önlem alın diye vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimlerinde kavramsal olarak bu konularda bilgilendirme yapıyoruz. Bireysel anlamda da, aile olarak da ne tür tedbirler alabilecekleri yönünde bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi gelelim az önceki çantaya. Çantanın tam adı şu, afet acil durum çantası. Bunun evde, iş yerinde ve araçta da olması gerektiğini ben hani sizin gönderdiğiniz şeylerde gördüm. Bu nasıl bir çantadır ki olması gerekiyor? Bu çanta ne yapıyor? İçinde ne var? Bize göstererek anlatabilir misiniz? Tabii. Afet ve acil durum çantasının öncelikle niye hazırlanması gerektiğini bir ifade edelim. Bir afet yaşadığımız zaman afetin sonrasında gerek kendimizin, gerek aile bireylerimizin ihtiyaç duyabileceği bir takım eşyalara, malzemelere, nesnelere nesneler olabilir. Bir takım evraklar, dokümanlar olabilir. Bunlara ihtiyaç duyabiliriz. Biz afet yaşandıktan sonra bu eşyaların, malzemelerin ve dokümanların bulunduğu yapılara resmi organlar bir süre girmenize müsaade etmeyebilir. Ya da kaybolabilir, değil mi? Yani onlar enkaz altında kalabilir. Zarar görebilir, kaybolabilir, suya karışabilir, yok olabilir. Evet. Dolayısıyla bu konudaki mağduriyetlerimizi gidermek adına afet öncesinde bir hazırlık yapmamız lazım. Bunun için afet ve acil durum çantası hazırlamamız lazım. Bu çantayı içerisinde standart malzemeler ve kendimizin ve aile bireylerimizin ihtiyaç duyabileceği kişiselleştirilmiş malzemelerle donatmamız lazım. Yani bir standardı var bunun. Bir de sizin tabii kendinize göre olan, sizin koymanız gereken şeyler var. Tabii bak, bir standartlar var. Bir de bakış açısıyla bu genişletilebilir. Evet. Çoğaltılabilir. Evet. Ancak bir çantanın boyutlarını işte bakış açımla ben çok geniş bakıyorum diyerek çok yüksek valiz yapmayalım yani, değil mi? taşınamaz boyutlara getirmeyelim.
Ha şu bize, da olsun, bu da olsun valizi yapmayalım. Şimdi öyle bir şey yaparken de çıkıp çıkarken kendimizi yaşam alanımızdan tahliye ederken taşıyamayız, evet. Götüremeyiz. Yani dolayısıyla orası çok önemliydi özellikle. Aynen. Yani kocaman çanta yapmayın çünkü taşınabilirliği çok önemli. Aynen. Yani. Şimdi bu çantanın içerisinde neler olabilir? Buna bir bakalım. Biz buna tam oraya geçmeden şunu sorabilir miyim? Yani bu illa böyle hazır kalıp çanta mı olmalı? Kendimiz bir çanta alıp içine koyabilir miyiz de? Şimdi hazırlayacağımız afet ve acil durum çantası kırmızı olmak zorunda değil. Evet. Üzerinde AFAD yazması zorunda değil. Üzerinde afet ve acil durum çantası yazmak zorunda değil. Evet. Evimizde kullanmadığımız herhangi bir çantayı bu amaç doğrultusunda değerlendirebiliriz. Evet. Aile bireylerimizle afet ve acil durum aile toplantısı yaparken tüm aile bireylerinin de fikir olarak, malzeme olarak katkı sağlayabileceği ve herkesin o çantanın ne olduğunu bileceği bir şey. Aynen. Evet. Aynen. Hani böyle sordum çünkü hani bazıları diyor ki bu çantayı nereden alabiliriz? Ya, almanıza gerek yok. Yani almanıza gerek var yok. Olanı yapabiliriz. Almanıza gerek yok. Bunu kendimiz hazırlayacağız. Evet. Diyoruz ki içerisinde bizim ve ailemizin, aile bireylerimizin ihtiyaç duyabileceği malzemelerden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim satın alacağımız çantanın içerisinde benim ihtiyaç duyacağım malzeme olmayabilir. O yüzden şimdi bunun içerisinde neler varmış? Bir standart malzeme var. Bir pilli radyo bulunmalı. Çünkü afetin hemen sonrasında biz afet yaşanan afetle ilgili olayları doğru kaynaktan öğrenmemiz lazım, duymamız lazım. Dolayısıyla bunun pili de olması lazım. Yani oraya geleceğiz. Bu çantanın içerisinde bir ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bir çanta olmalı. Çünkü afet sonrasında basit ilk yardım müdahalelerine ihtiyaç duyabiliriz. Kurtarma ekipleri gelmeden daha hazır bundan bahsetmişken, ilk yardım çantasından bahsetmişken çok önemli bir husus Mustafa Bey. Tüm bireylerin mutlaka ama mutlaka ilk yardım alması gerekliliğine inanıyorum ben. Evet. Çünkü çok basit müdahalelerle insanların hayatlarına dokunmanız, onların hayatlarında olumlu yönde değişim sağlamanız mümkün. Bilmediğimiz zaman kaybediyoruz maalesef. Aynen. Evet. Zaman zaman ana haber bültenlerinde görüyoruz. İşte restoranda yemek yerken nefes borusuna kaçan yabancı cisimden dolayı çırpınarak hayatını kaybetti diye. Ne kadar acı değil mi? Çok acı. Çok basit bir bilgiyle. Çok basit bir müdahaleyle. Hemlik manevrası dediğimiz diyaframdaki basınç farkından faydalanılarak yapılacak küçük bir müdahaleyle boğazımızdaki o yabancı cismi çıkarmak mümkün. Evet. Dolayısıyla bunu ilk yardım eğitimi almış, bu işi bilen kişiler yapabilir. Evet. O yüzden eğitimini almak lazım. Evet. Şimdi bunun içerisinde radyo dedik, bir el feneri ve bunların ledli olursa daha uzun dayanır. Olabilir. Led el feneri olursa çok daha uzun dayanabilir. Bu çantanın içerisinde yine bu radyoyu, el fenerini çalıştıracak piller, yedek piller. Yalnız bu yedek piller uzun dayanmıyor. Arada bir bunun kontrolü mü lazım o zaman? Onu da ifade edeceğim. Aha. Bu pillerden yedek bulundurmamız lazım. Bir düdük mutlaka bulundurmamız lazım. Sesini hafiften duysak mı acaba? Evet. Bu düdük afetler sırasında sizin hayatınızı kurtarabilir. Yani biz bu çantayı alabiliriz ancak dışarıya çıkamayabiliriz. Kurtarma ekiplerine yerimizi belli etmek için sesimiz çıkmayabilir. Ama bu düdükten faydalanarak onlara bize ulaşma şansı. 1999'daki o depremi yaşayanlar bunun ne kadar önemli olduğunu bileceklerdir. Bu çantanın içerisinde kişisel hijyen malzemelerine yönelik hazırlıklar yapmalıyız. Evet. Diş macunu, diş fırçası olmalı. Bu çantanın içerisinde çöp poşeti, havlu, mendil gibi, sabun gibi. Orada maske mi var, bana mı öyle geldi? Günümüzde pandemide dikkate alınarak diyoruz ya, bakış açısına göre bu konuda değerlendirme yapabiliriz. Pandemiye yönelik maske. Dönemin ihtiyaçlarını da düşünerek ek yapabiliriz. Tabii. Çok yani önemliymiş, evet. Biz şu anda pandeminin sonuna yaklaştığımızı düşünüyoruz ama bu 1,5 senelik süre içerisindeki tedbirlerin bir kısmının hayatımızda olmaya devam edeceğini de biliyoruz. Evet. Buradaki doğru. Alışkanlıklar sonuçta sağlığımızla alakalı tedbirler. Dezenfektan bunun içerisinde bulundurulabilir. Bir
Ambalaj bandı. Her amaç için bunu kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir şey değil mi bu? Evet. Evet. Her şey için bunu kullanabilirsiniz. Evet. İlk yardım müdahalesinde de evet. kullanabilirsiniz. Malzemeleri birbirine tutturmada kullanılabilir. Malzemeleri birbirine tutturmada. Barınma için kullanacağınız evet. alanda kendinizi muhafaza etmek için. Giysileri tamir etmek için geçici aynen. olarak. Her amaç için kullanabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir fikirmiş o band. Evet. Daha sağlamlarından da seçebilirler onu. Tabii tabii. Yani bunları biz örnek olarak evet. koyduk. Hı-hı. Her türlü işte bunların telli ipli olanları da var Hı-hı. gibi. Yani bakış Anladım. Açınıza göre, temininize göre farklı alternatiflerini de değerlendirebilirsin. Bir not defteri, bir kalem. Evet. Burada bir termal örtü görüyoruz. Hı-hı. Afet sonrasında bir yaralımız olabilir, Hı-hı. bir kazazedemiz olabilir. Veya kendimiz için bir hasta aile bireyimiz Hı-hı. olabilir. Bu termal örtü ısı geçirmez. Isı geçirgenliği yoktur. Soğuk tutmamız gerekiyorsa ortamdan muhafaza eder. Sıcak tutmamız gerekiyorsa kişiyi ortamdan muhafaza eder. Termal evet. örtü. Bunu battaniye şeklinde kullanabilirsiniz. Burada yine bir yağmurluk, meteorolojik şartlardan kendimizi muhafaza evet. edeceğimiz bir yağmurluk bu çantanın içerisinde bulundurulabilir. Şimdi bunlar standart malzemeler olarak değerlendiriyoruz. Bu malzemeleri. Şimdi bir taraftan da kişiselleştirilmiş malzemelerden bahsediyoruz. Çocuk, kadın, erkek, yaşlı, buna hasta. Aynen. Evet. Aile bireylerimiz içerisinde özel desteğe ihtiyaç duyabilen aile bireylerimiz olabilir. Kimdir bunlar? Yaşlılarımız, dezavantajlı gruplarımız, işte engellilerimiz, bebeklerimiz, hastalarımız. Evet. Kronik rahatsızlığı vardır. Sürekli ilaç kullanan aile bireylerimiz vardır. Bunların ihtiyaçlarına yönelik, özel ihtiyaçları varsa onlardan. Sağlık kayıtlarını, sürekli kullandıkları ilaçlardan bir miktar tablet. İşte evcil hayvanımız varsa onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reçeteler, bir miktar evraklarını veya bir miktar onun mamasından bu çantanın içerisinde bulundurmamız lazım. Yine bu konuda döküman bulundurmamız lazım. Nedir? Sigorta poliçesi varsa bu, kimlik fotokopileri, ehliyet fotokopileri, pasaport fotokopileri, araç, ruhsat bilgilerimiz varsa işte malımız, mülkümüz, evimiz, iş yerimiz, binanın. Şöyle pratik tapu bir bilgi de olabilir. Bu tür belgeleri aslında insanlar eğer teknoloji kullanıyorlarsa e-mail adreslerini de güvenli bir şekilde saklarlarsa çok daha pratik de olabilir. Olabilir. Burada da saklasınlar olabilir. Tabii. Biraz önce, aile, afet ve acil durum aile toplantısı yaparken işte haberleşme, iletişimle ilgili alınacak önlemler dedik ya. Orada aslında detaylandırırsak bugüne kadarki yaşanan özellikle depremler sonrasında haberleşmenin, iletişimin, altyapıların kesildiğini görüyoruz. Evet. Ama internetin kesildi. İnternetin kesildiğini görüyoruz. Şimdi biz onları bir yerde datalarsak acil ulaşamayabiliriz. Dolayısıyla fiziki evraklarında birer fotokopisini su geçirmez bir poşetin içerisinde bu çantanın içerisinde hazır bulundurmamız lazım. İşte bir miktar su, bir miktar hafif kıyafetlerden, bozulmayan yiyecek, kuru gıda bu çantanın içerisinde hazır bulundurmamız lazım. Biz bu çantayı özellikle ilk 72 saat dediğimiz, afetten sonraki ilk 72 saat dediğimiz altın saatlerdeki ihtiyaçlarımızı karşılamak için değerlendirmemiz lazım, hazırlamamız lazım. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi belirli periyotlarda biz buna 6 ay olarak bakıyoruz. Siz bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu çantanın içerisinde bozulabilecek eşyaların, bozulabilecek malzemelerin veya son kullanım tarihi olan, miadı olan eşyaların değiştirilmesiyle ilgili kontrolleri yaparak zaman zaman bu yiyecekler, pil, su bunlar değiştirilsin aynen, değil mi zaman zaman? Evet. Ömürler var bunların da belirli ömürler var. O ömürler doğrultusunda belirli periyotlarda bunların değişimlerini yapmak gerekiyor. İşte aile bireyleri içerisinde dedik ya ilaç kullananlar olabilir, onların ilaçlarından yedek olabilir. Lens, gözlük kullananlar olabilir, onlardan birer yedek. Protez kullananlar vardır. Mümkün olan yedekleriyle her protezin yedeğini de yedek bulundurmak mümkün değil. Mümkün olanlardan yedeklerini bu çantanın içerisinde hazır bulundurmak gerekiyor. Evet, şimdi de toplanma alanlarına geçelim. Çok önemli bir konu.
Toplanma alanlarını nereden öğreneceğiz? Ya da toplanma alanı nedir ki? Ne işe yarar? Şimdi biz kendimiz de afet yaşadığımız zaman, özellikle deprem. Yani deprem örneğinden hareket edersek daha pekiştirici oluyor anlatımlarımız. Her türlü aslında afette hemen hemen diyelim. Hemen diyorum çünkü bazı afetlerde toplanma alanı olmayabilir. Evet. Şimdi afet sonrasında baktığımız zaman vatandaşlarımızın savrulduğunu görüyoruz. Mahalle içerisinde nereye gideceklerini şaşırdıklarını görüyoruz. İkincil afetler, ana afetin tetiklediği ikincil afetlerden olumsuz etkilendiğini görüyoruz. İşte deprem dediğimiz zaman artçı depremlerden olumsuz etkilendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla işte biz geçmişte yaşanan afetlerde edinilen tecrübeleri gelecekte yaşanması muhtemel afetlerin etkilerini en aza indirecek şekilde tedbirlere dönüştürüp bunu vatandaşımıza aktarıyoruz. Afetin hemen sonrasındaki zaman diliminin güvenli bir şekilde geçirilmesi için devlet AFAD eliyle toplanma alanlarını oluşturuyor. Bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. Nedir toplanma alanı? Toplanma alanı afetin hemen sonrasındaki zaman dilimini güvenli geçirecek alandır. Toplanma alanı afet sırasında dağınık olan aile bireylerinin birbirlerini bulmak için ilk bakacakları yerdir. Peki bunun için bu afet, bu toplanma alanlarının yerleşim yerlerinde yaşam alanlarımıza yakın yerler olması lazım. Ve bilinmesi lazım. Bilinmesi lazım. Kişi tarafından bilinmesi lazım. Peki benim evime en yakın toplanma alanı neresidir? Ben bunu nereden öğreneceğim? Şimdi biz bu konuda Kütahya'dan örnek vereceğim. Türkiye genelinde bu çalışma var. Kütahya genelinde toplam 289 toplanma alanı belirledik. Bu sayıyı daha fazla yapmak mümkün mü? Evet mümkün. Ancak toplanma alanı ile ilgili de çeşitli kriterler var. Öyle her boş bulduğunuz geniş alan sizin için toplanma alanı olarak uygun olmayabilir. Her arsada toplanma yapamayız yani. Tabii. Şimdi biz afetin hemen sonrasında vatandaşların o zaman dilimini güvenli geçirecekleri alan diye ifade ediyoruz. Orada bir yaşam sürecekler bir süre. Evet. Kısa da olsa uzun da olsa bir yaşam sürecekler. Onların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenli alanlar olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bir takım kriterlere göre yerleşim yerlerimiz içerisinde uygun alanları toplanma alanları olarak belirledik. İlimiz genelinde 289 toplanma alanı belirledik. Kütahya il merkezinde 148 toplanma alanı belirledik. Tabii en büyük ilçemiz olan Tavşanlı'da 58 toplanma alanını belirledik. Diğer ilçelerimizde de Tavşanlı merkezinden bahsediyoruz. 58 toplanma alanı Tavşanlı merkezinden bahsediyoruz. Peki biz buraları nereleri olduğunu veya bizim konutumuza, evimize en yakın toplanma alanının nerede olduğunu nereden öğreneceğiz? Biz öğrendik, ailemiz de öğrenmeli değil mi aynı zamanda? Aile afet acil durum toplantısında bu konuların hepsini konuşmamız lazım. Yani biz konu konu sizinle bunun sohbetini yaptık. Her konunun mutlaka o toplantıda konuşulması lazım. Aile bireyleriyle evimize en yakın toplanma alanının nerede olduğunu şimdi bahsedeceğim yöntemler kullanarak beraber belirlememiz lazım. Sonra oralara gidip oraları incelememiz lazım. Biz sonuçta afetten sonra oraya gideceğiz. Nereye gideceğimizi bilelim ki. Yani bizim önceden bir görelim, sınav alanını görmek gibi değil mi çocukların? Artık onun güzergahı neresidir? Nasıl gideriz oraya? Yaşanan afetin olumsuz olarak etkileyebileceği, güzergahımızı kapatabileceği bir durumu da var mı etki olarak? Hangi yollardan gidilir? Aynen. Tek bir yoldan değil. Peki o zaman ne, yol kapalıysa ne yapmamız lazım bizim? Oraya ulaşamıyorsak alternatifi olması lazım bunun. Evet. İkinci en yakın. Orası da kapalıysa üçüncü en yakın toplanma alanı olur. Dolayısıyla biz her konuta, her yapıya, her binaya en yakın üç toplanma alanını vatandaşlarımıza aktaracak şekilde de bunun duyurusunu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nereden? Bir, üç yöntemle bunu yapabiliriz. Bir, E-Devlet'ten. E-Devlet uygulamasına girdiğimiz zaman arama satırına AFAD yazdığımızda 3 hizmetimiz gelir. Birisi toplanma alanlarıdır. Toplanma alanının linkini tıkladığımızda ekranda il, ilçe, mahalle ve sokak sekmeleri gelir. Oradan evimizin bulunduğu ilgili alanları seçip yan tarafta harita var. Haritada o sokağımız gelir. O sokakta
evimiz hangi noktadaysa orayı tıkladığımızda o haritada en yakın 3 toplanma alanını bize haritada gösterir. Tüm aile bireylerine. İşte bizim evimize en yakın toplanma alanı burasıymış. Buraya şuradan gidilir. Harita üzerinde bunu belirledikten sonra uygun bir en yakın uygun zamanda tüm aile bireylerine alarak o toplanma alanına doğru o güzergahı belirlemek lazım. Yolu neresidir? Oralara giderken yol kapanırsa, oraya ulaşamazsak ikinci en yakın toplanma alanı neresidir? Yine o uygulamada görüyoruz. Üçüncüsü neresidir? Yine o uygulamada görüyoruz. İkinci imkanımız ise biz AFAD olarak İl Jandarma Komutanlığı ile ortak bir proje yapıyoruz. Şu afişi, bu afişi ilimiz genelindeki tüm binalara asacağız. Tüm binalara. Çok büyük bir çalışma. Bütün binalardan bahsediyorsunuz. Bütün binalara asacağız. Bu afişte o binaya, bu afişin asıldığı binaya en yakın 3 toplanma alanını hem adres olarak göstereceğiz burada hem de yanında kare kodu olacak. Telefonunuzda akıllı telefonların kare kod okuyucu uygulamasını, aplikasyonunu tutacaksınız bunu. Sizin telefonunuza harita üzerinde bu toplanma alanının nerede olduğunu gösterecek. Navigasyonu kullanarak oraya gidebilirsiniz tanımıyorsanız yerleşimi. Şimdi bu çalışma bu çalışma bu afişi asacağımız binaya uygun kimlik gibi de değerlendirebilirsiniz. Çünkü her astığımız binaya en yakın 3 toplanma alanını o afişte görebileceksiniz. Anladım. Dolayısıyla çok kapsamlı bir çalışma. Üçüncüsü ise Mustafa Bey, kutahya.afad.go.tr adresine, Kütahya'nın web sitesine, Kütahya Afad'ın web sitesine girdiğiniz zaman o web sitesinin ilgili alanında toplanma alanları ile ilgili bir bölümümüz var. Oraya tıkladığımızda Kütahya'daki toplanma alanları listesine tıkladığınızda Kütahya'da belirlenmiş olan 289 toplanma alanını liste olarak görebilirsiniz. Evet. İnternetten burada çok yararlanmanız gerekiyor. Bir, afad.go.tr, iki, Kütahya'nın afad.kütahya.go.tr miydi? Kütahya.afad.go.tr. İkincisi e-devlet, üçüncüsü de bütün binaları asacağımız bu afiş yoluyla. Bilgilendirme ile ilgili de bir siteniz vardı. www.hazirol.gov.tr. Evet. Afet farkındalığı ile ilgili anlatmamız gereken tüm bilgilerin olduğu, görsellerin olduğu, videoların olduğu, dokümanların olduğu bir sitemiz var. Her türlü afet tehlikesine karşı bilgilendirmelerin olduğu. Depreme, sele, yangına, KBRN olaylarına, heyelana, kaya düşmesine, çığa. Her türlü tehlikeye yönelik bilgilendirmelerin olduğu bir web sitemiz var. hazirol.gov.tr. Bu adrese girdiğiniz zaman onunla ilgili genel bilgileri alırsınız. Onlara karşı yaşamınızı kesintiye uğratmayacak tedbirler nelerdir? Bunlarla ilgili bilgileri o web sitesinden öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir saat oldu. Süremizin de sonuna geldik hem. Bize zaman ayırdınız. Ben çok memnun oldum. İnşallah bu konuşmamızı pek çok platformda ben insanlara ulaştırmak için çok gayret edeceğim. Sivil toplum kuruluşlarından, işte YouTube üzerinden, radyo üzerinden ve çeşitli yerlerden inşallah insanlara ulaştıracağım. Hayati bir görev olduğunu düşünüyorum. Buna katkı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, dediğim gibi dinleyenlerimizle bizi bir araya getirme fırsatı verdiğiniz için, bu konuda dinleyenlerimize bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı AFAD'ın verdiği afet farkındalık eğitimlerine katılmaya davet ediyorum. Çok önemli bir husus. Çok çok önemli bir husus. Birçok ülkede bu yasal zorunluluk. Dolayısıyla bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz. Sohbetimizde de dediğimiz gibi bir grup oluşturmaları sayı çok çok önemli değil. Ve AFAD'a bu konuda eğitim taleplerini iletmeleri, herhangi bir iletişim aracılığıyla bu talebi iletmeleri yeterli. Evet. Ben dinleyenlerimize şöyle bir jest de yapmak istiyorum. Ben burada inisiyatifi size bırakayım. Dinleyenlerimize afet ve acil durum çantası hediye edelim. Evet. Burada sayıyı da siz belirleyin. Yöntemini de siz belirleyin.
Tabii bu bir farkındalık için bir jest olsun. Tabii burada asıl olması gereken tüm aile bireyleriyle oturup bu çantayı, çantanın içeriğini birlikte hazırlamak. O zaman bir anlam bütünlüğü kazanır. Bu hediye aynı zamanda o dikkati de toplayacağı için İnşallah. Çok da güzel bir İnşallah. Vesile oldu. Teşekkür İnşallah. Ederiz hediyeler için de ayrıca. Evet, Sayın Ahmet Ali Artun'la birlikteydik. AFAD Kütahya İl Müdürü bize vakit ayırıp geldi. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun.